Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ile ülkemizin dört bir yanında konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere kadar binlerce etkinlik yapılıyor. O etkinliklerin yapıldığı yerlerden biri geçtiğimiz haftalarda Sayın Bakan'la bir arada olmuştuk. Kapadokya'ydı. Kapadokya'da muhteşem bir festival düzenlendi. Bu festivali Sayın Bakan'ın himayelerinde biz de ekrana getirdik. Sayın Bakan, eşi ve çocukları bizlerle beraberdi. Şimdi bu muhteşem festivalin bir benzeri Trabzon'da yapılıyor. Sümela Kültür Yolu Festivali'nden bahsediyoruz. Bugün başlıyor Sümela Kültür Yolu Festivali ve 27 Ağustos'a kadar devam edecek. Şimdi Trabzon'dayız. Sevgili arkadaşımız, muhabirimiz Gizem Türemen'e dönelim. Yanında da Sayın Bakanımız var. Sayın Bakanımızla bu konuyu ve Türkiye'deki bu muhteşem festival atmosferini konuşacak. Gizem, söz sizde. 2 yıl önce Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlayan o Kültür Yolu Festivalleri bu yıl 5 Ağustos'ta başladı. Kapadokya'da 12 Kasım'a kadar da devam edecek ama o festivallerin ikinci adımı Trabzon ve Erzurum'da oldu. Biz de Sümela Kültür Yolu'nun düzenlendiği Trabzon'dayız. Festivalin detaylarını konuğumuzla konuşacağız. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy. Efendim, hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Programa baktığımız zaman oldukça yoğun gözüküyor Sayın Bakan. Biz kentin hangi noktalarında hangi etkinliklerle karşılaşacağız bugün? Tabii şimdi Kültür Yolu Festivallerinin en büyük özelliği her kesimden, her yaş grubundan vatandaşımıza hitap eden festivaller bunlar. Sanatın her türlü çeşidiyle yoğun bir şekilde vatandaşımızın kültüre, sanata kolay, rahat erişimini sağlamayı amaçlıyoruz. Hem sanatçılarımıza destek olmuş oluyoruz. Hem sanata destek olmuş oluyoruz. Hem de vatandaşın kültür sanata erişimini kolaylaştırmış oluyoruz. Bu açıdan çok etkili oluyor Kültür Yolu Festivalleri. Burada tabii başta 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Fuar Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi gibi noktalar olmak üzere 30 ayrı noktada etkinlikler gerçekleşecek. 300'den 500 civarında etkinlik gerçekleşecek Sümela Kültür Yolu Festivali'nde ve bu festival sırasında yine çok ciddi katılım bekliyoruz. Dediğim gibi etkinlikler bugün itibariyle başlıyor. 9 gün boyunca sürecek. 27 Kasım'a kadar bir dizi etkinlikle vatandaşımızın buluşmasını sağlayacağız. En büyük hedefimiz de Kültür Yolu Festivalleri'nde hem vatandaşın kültür sanata ulaşımına erişimini sağlamak ama aynı zamanda şehrimizin, festival yapılan şehrin başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada birliğini arttırmak, markalaşmasını sağlamak. Ne kadar markalaştırırsak turizmde aldığı payı da o kadar arttırmış oluyoruz o şehirlerimizin. Yabancı misafirlerimizden de katılım olacak mı? Beklenti ne? Zaten bir kısıtlama yok. Genelde açık alanlar kullanılıyor ve birçok etkinlik ücretsiz gerçekleştiriliyor. O yüzden bir beklentimiz yabancıların da katılacağı, onlara da hitap eden etkinlikler var. Peki niye Sümela Kültür Yolu adı efendim? Şimdi Trabzon deyince akla ilk gelen yerlerden biri aslında Sümela. O yüzden Sümela Kültür Yolu Festivali dedik. Çünkü dedim ya, amacımız birliğini ve markalaşmasını arttırmak. Sonuçta yurt dışından da özellikle Turizm Geliştirme Ajansı hem basın mensuplarını hem kanaat önderlerini, YouTuberları, sosyal medya fenomenlerini getiriyor düzenli olarak festivallere. Onlar da sonuçta hashtaglerine o markayı koyuyorlar. Ve şehrin neyle ön plana çıkmasını istiyorsak aslında bir bakıma da onu ön plana çıkarıyoruz marka isim olarak. Burada da Trabzon deyince en çok yurt dışında ne dikkati çekiyor? Türkiye'de de sorsanız hemen Sümela Manastır diyeceklerdir. O yüzden Sümela diye şekillendirmek istedik, adlandırmak istedik. Peki hazır Trabzon'dayken şunu da soralım. Trabzon'un turizm açısından şu an hangi noktadayız geçmiş yıllara kıyasla? Yani geçen seneyle kıyaslayacak olursak Trabzon'da ciddi bir artış var. %44'lük gelen turist sayısında bir artış var. Gecelemeye de yansımış durumda. Gecelemede daha fazla artış var. Niye daha fazla artış var? Çünkü yabancı turist ağırlığı artıyor. Yani hem yerli hem yabancı turistlerde de artış var ama yabancı turist çok daha fazla arttığı için bu seneki ziyaretçi sayısı çok fazla dediğim gibi. Ama tabii burada en büyük etken Suudi Arabistan'ın bu sene yoğun şekilde geliyor olması.
Yani rakamların hızlı bir şekilde artması, yani Türkiye ortalamasının üstünde artmasındaki sebep aslında Suudi Arabistan'ın ziyaretçilerin, misafirlerin ağırlıklı olarak bu bölgeyi seçmeleri, bir bölgeye yoğunlaşıyor olmaları. Onun da sonuçlarını, rakamları olumlu şekilde yansıdı bu sene. Temmuz sonu itibariyle rakamlara baktığımızda ziyaretçi sayısında 44, Trabzon Havalimanı'na inen yabancı uçak sayısında da %47'lik bir artış, yani birbiriyle paralel uyumlu gidiyor. Peki buradan sonra programınız Erzurum'da Palandöken Kültür Yolu Festivali'nde devam edecek. Oradaki etkinlikler hakkında ne söylemek istersin? Vallahi oradaki etkinlikleri orada söyleyeyim. Oraya da saat kalsın. Orada da bir dizi etkinliğimiz olacak. Aynı yoğunluk orada da devam edecek. Dediğim gibi hani biz 100 günlük bir seri yapıyoruz şu anda. 11 ilde. Evet, 11 ilde. İnşallah senede bunun sayısını 16'ya çıkaracağız. Her sene 5 tane şehrimize ilave ederek festivalleri Anadolu'nun geneline 7 bölgeye yaymaya çalışıyoruz. Tabii belli kriterlerimiz var. Her sene, çünkü bakanlığın da kapasitesi var. Her sene aynı anda bütün illeri yapma şansı yok. Her sene kapasitesini büyüterek devam ediyor. Nelere dikkat ediyoruz derseniz, Anadolu'nun 7 bölgesinde de eşit dağılımını sağlamaya çalışıyoruz. Büyük şehirler olmasına özen gösteriyoruz. Nüfusuna özen gösteriyoruz. Turizm potansiyeline özen gösteriyoruz. Ama hedefimiz 2028'e kadar 35-36 tane şehrimize kültür yolu festivallerini taşımak. Çok teşekkür ediyorum. Eşinize de sormak istiyorum. Sayın Pervin Hanım, siz ne söylemek istersiniz? Çocuklara yönelik aktivitelerde var mı? Çünkü Kapadokya'da siz de vardınız çocuklarınızla beraber. Çocuklarımla beraberdim Kapadokya'ya. Buraya getirmedik çocukları ama bütün yapılan kültür yolu etkinliklerinde, festivallerde çocuklara yönelik etkinlikler oluyor. Çünkü şehrin çocuklarını da bir açıdan içeriye almanız lazım. Onların da bu festivalden keyif almasını sağlamanız lazım. Hem sanatçılar, hem çocuk etkinlikleri, hem büyüklerin, hem çocukların bir arada olacağı, sanatı doya doya yaşayacakları, eğlenecekleri, mutlu olacakları. Çünkü festival coşku havası demek. Şehre çok güzel bir coşku geliyor. Hem o şehrin katma değeri artıyor, hem o şehrin adı çok fazla geçmeye başlıyor. Sümela Kültür Yolu Festivali denilince hep şehre yakın şehirlerden de çok gelenler oluyor mutlaka. Görmek için, sanatçıların konserlerini dinlemek için. Yani bir coşku havasında geçtiği için de çok güzel. Aslında çok ben keyifli. Bir adres verebilirim çocuklar için. Avni Aker Parkı'nda çocuk şehri kuruldu. Çok fazla etkinlik olacak çocuklarla ilgili. 200'den fazla etkinlik var. Hemen. Ben çocukları bekliyoruz yani Avni Aker'e. Canlı yayından duyurmuş olalım ki hemen Avni Aker'e geçsinler çocuk etkinlikleri için. Peki, çok teşekkür ederim aktardığınız bilgiler için. Çok sağ olun. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy'dan dinledik. Sümela Kültür Yolu Festivali bugün itibariyle başladı. 8 gün devam edecek. Trabzon'da kafanızı nereye çevirseniz bir etkinlik olacak. Yani bu buraya gelen katılımcılar sergiden tiyatroya, filmlerden konserlere, kısacası sanata doyacaklar diyebiliriz.